Merhabalar dostlarım. Bu videomu tavşanlar üzerine ama tavşan avına yönelik bilgilere ayırdım. Tavşanlar tüm dünya genelinde yaşama becerisine sahip hayvanlardır. Uzun kulakları ile tavşanların ses algıları çok iyidir ve en ufak sesten irkilerek bulundukları yerden kaçan ayrıca korkak hayvanlardır. Boyları 60 santimetreye kadar ulaşabilen, kiloları ise 3-5 kilo arasında değişen tavşanlar doğada yabani olarak yaşayabildikleri gibi evcilleştirilebilen canlılardır. Yonca, marul ve lahana gibi yeşil sebzeleri oldukça sevdikleri için insanların tarlalarına en çok bu canlılar zarar verirler. Gün içinde sürekli dinlenmeyi tercih ederler. Sabah ve akşamın ilk saatlerinde beslenmek için arayış içine girerler. Yılda 8 defaya kadar yavrulayabilen tavşanlar tek doğumda 4 ila 12 arasında yavru dünyaya getirirler. Hamileliklerinden itibaren tavşanlar yaklaşık 33 günde doğururlar. 1 hafta ile 20 gün arasında yavrularına bakan ve besleyen anne tavşanlar daha sonra yavrularını terk ederler. Kemirgen hayvanlar sınıfına giren tavşanlar otoburdurlar. Kesinlikle et yemezler. Her türlü ot, ağaç yaprakları, meyveler, bitki ve tohumlar tavşanların yiyebileceği besinlerdir. Ön dişleri sürekli uzadığı için içgüdüsel olarak bir şeyleri kemirme ihtiyacı duyarlar. Yaban tavşanı diğer tavşan akrabalarından daha büyüktür. Uçları siyah, daha uzun kulaklarıyla ayırt edilirler. Keskin hatlara sahip yüzü daha uzundur, gözleri pörtlektir. Arka bacakları öndekilerden uzun olduğundan yokuş yukarı çok daha kolay kaçarlar. Tavşanın erkeği ile dişisi arasında görünüm itibariyle fark yok denecek kadar azdır. Tavşanın görmesi diğer duyu organlarına göre daha zayıftır. Özellikle koşarken arkasını iyi görmesine karşın önünü tam olarak göremez. Bunda kaçarken daima arkasını kontrol etmesinin de payı vardır. Buna karşılık duyma organı çok hassastır. En küçük bir çıtırtıyı dahi hemen duyarlar ve hissederler. Tavşan bölgesini çok iyi bildiğinden, tavşan avında yavaş hareket etmek gerekir. Zaman zaman duraklamak faydalıdır. Eğer tavşan köpeği atlatmış veya köpek kokusunu alamamış ise, hizasına gelen avcıyı genellikle bir miktar geçirdikten sonra ters istikamete kaçar. Bu sebeple çalı, dikenlik, taşlık alanlarda veya dibinde tavşan yatabileceği tahmin edilen yerlere, fırlayan tavşan ileri kaçacak şekilde yanaşılmalıdır. Her avda olduğu gibi tavşan avında da tavşanın çeşitli özellikleri ve yaşam alanı bilindiği takdirde arayıp bulmada ve avı vurmada başarı oranı artar. Aslında yaban tavşanlarının belli bir üreme dönemleri yoktur. Neredeyse tüm yıl ürerler. Bu bakımdan mesela İngiltere'de yaban tavşanı avı tüm yıl açıktır. Ama İskoçya'da 1 Ekim 31 Ocak, Kuzey İrlanda'da ise 12 Ağustos 31 Ocak tarihleri arasında avlanması serbesttir. Yani bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye de bu nedenle bazı farklılıklar olmakta. Çünkü tekrar söylemek gerekirse yaban tavşanının belli bir üreme dönemi yoktur. Tavşan aranacaksa, hava şartları, bilhassa gecenin nasıl geçtiği, rüzgar durumu göz önünde tutulur. Hava poyraz ve rüzgarlı ise, güney yamaçlardaki dereciklerde, tabandan ziyade sırta yakın yerlerde fundalıklar, kuytu taşlıklar aranır. Lodos havalarda tavşanı kuzey ve tabana yakın oyuntular ve yarıntılar kenarında aramak mümkündür. Sakin ve kuru ayazlı geçen gecelerde tavşan sırtlarda herhangi bir yerde yataklanır. Tavşan köpek fermaya durduğunda genellikle fazla sabredemez.
Hele avcının da köpeğe yaklaşması üzerine derhal fırlayıverir. Tavşan fırlar fırlamaz köpek de çok zaman arkasından atılacağı için hemen ateş etmek tehlikelidir. Köpeği de vurmak veya yaralamak ihtimali vardır. Tavşanın zigzaklarını yapıp bir istikamete yönelmesini beklemek, 15-20 metre uzaklaştıktan sonra tabiatın arazi yapısı müsait ise ateş etmek avın sonucunu belirler. Köpek olmadığı zamanlarda çalılar taşlanır, ses çıkartılarak tavşan ürkütülerek kaçması sağlanır. Arama avında yavaş hareket etmek, zaman zaman duraklamak faydalıdır. Tavşan, hizasına gelen avcıyı genellikle bir miktar geçirdikten sonra ters istikamete kaçmayı dener. Böyle hallerde tüfeği aniden omuzlayıp ateş etmede ufak bir dikkatsizlik, sağında veya solundaki arkadaşa saçma değdirmeye sebep olabilir. Bu sebeple çalı, dikenlik gibi dibinde tavşan yatabileceği tahmin edilen yerlere fırlayan tavşan, ileri kaçacak şekilde yanaşılmalıdır. Kopay köpekler yerlerde iz sürerek, yani toprakta izlerden kalan avın kokusunu takip ederek, avı yatağında bulan, kaldırıp kovalayan ve avcının önüne süren köpeklerdir. Yaban domuzu, geyik, karaca, hatta çakal ve tilki avlarında da kullanılırlar. Kopayla tavşan avı da oldukça zevklidir. Sabahın erken saatinde köpekler meraya salınırlar. Bir tavşan izini bulan köpek, kesik kesik havlamaya başlar. Havlamalar zaman zaman kesilir, zaman zaman duyulur. Köpek, tavşanın izi doğrultusunda yatak izine doğru gider. Yatak izinde kopay daha sık ses verir ve tavşanı yatağından kaldırınca değişik bir tonda, adeta bir yerlerine taş yemişçesine bağırmaya başlar. Tavşanı aynı tonda ve aynı fasılalarla havlayarak takip eder. Tavşan da peşinden gelen kopaydan kurtulmak için yana ileriye uzun sıçrayışlar yapar. Hatta bazen köpeği geçirerek ters istikamete dönebilir. Böyle hallerde köpeğin sesi bir ara kesilir ve sonra kesik kesik aralıklı havlar. Bu arada izi kaybettiği yerde daireler çizer veya eski izi bularak izi tazeler. Tavşanın izini tekrar bulunca yine takibe koyulur ve aralıksız havlamaları devam eder. Kalkan tavşan vurulamazsa veya tüfek atılamazsa köpek tavşanı kovalar ve tavşan bir daire çizerek ilk kalktığı yerin yakınından geçer. Bu sebeple çok yakın ve süratli izleyen köpeklerin önündeki tavşan uzak mesafelere kaçar. Bu bakımdan kopoy avında ağır, fazla izi şaşırmadan kovan köpek makbuldür. Tavşanın aktif hayatı gece olduğundan, akşamları yatağını terk eder ve bütün gece gezip dolaşıp kendine yiyecek arar. Sabaha karşı da kendine yatacak bir yer bulur ve onu birileri rahatsız etmezse akşama kadar yatağında yatar. Tavşan etrafını iyi gözlemler ve çok iyi tanır. Yaşadığı bölgeyi iyi bilir. Tüm geçitleri, nerede yatılacağını, hangi patikadan insan ve evcil hayvan geçtiğini iyi bilir. Yatacak yer seçiminde tavşan en tenha, yani hareket olmayan yerleri seçer ve yattığı yer tehlikeyi önceden sezebilmesi için geleni geçeni zamanında görebileceği bir yerdir. Yaşadığı yeri mecbur kalmadıkça uzun zaman terk etmez. Onu oradan kaçırabilecek bir neden olursa ancak yatağını değiştirir. Bunlar genel olarak sert rüzgar ve yağmur gibi doğal etkenlerdir. Aynı zamanda oralardan insan veya evcil hayvan sürüsü ve köpek geçerse gene yatağını değiştirmek zorunda kalabilir. Sonbaharda çiftçi tarlasını sürerken onun yatağını bozabilir. Ama hemen yanına başka yatak da yapabilir. Tavşan bu değişiklikleri itina ile izler ve yeni yatağını buna göre seçer. Böylelikle tavşan yatacak yerini insanların rahatsız etmeyeceği bir yerlerde seçer. Ama bu iki faktörden hava faktörü daha ağır basar ve havaya göre kendine yatacak yer belirler. Hava güzel ve kurak ise tavşan çoğunlukla açık yerlere yatacaktır. Çok yakında sürülmüş tarla varsa nadasa yatar. Yoksa köstek dikenlerinin arasına, yüksek anız içine veya yonca içine yatar. Çünkü oralarda hareketlilik azdır.
Yağmurlu havalarda tavşan orman içine veya yüksek çalılar arasına sığınır. Eğer yağmur yağmadan önce tarlada kaldıysa ikili yüksek ekinlerin arasına, meyve bahçelerine veya bağların arasına sığınır. Yağmur olmayıp da sert rüzgar eserse tavşanı kuytu yerlerde aramalıyız. Sonraki günlerde rüzgar yön değiştirirse o da yatağının yerini değiştirir. Yağmur, hava aydınlandıktan sonra başlarsa, tavşan yatağının yerini değiştirmez. Akşama kadar orada yatar. Ertesi gün yağmur devam ederse, o şartlara göre yerini yeniden belirler. Bu yüzden hava yağmurlu ama tavşan açık arazide yatıyor diye bazen şaşırırız. Birkaç günlük iyi havadan sonra hava akşam eğer bozarsa, yani tavşan aynı yere yatmadan hava bozulursa, ertesi sabah onu tarlada bulamayabiliriz. Hatta sabah güneş doğduktan sonra hava güneşli olsa bile bulamayabiliriz. Tavşan yatacağı yeri yatmadan hemen önce seçer ve yatağını ancak ertesi gün değiştirir. Yağmur sabaha karşı yağarsa tavşanı tarlada bulamayabiliriz. Yağmur birkaç gün yağmaya devam ederse ve nadaslar da suyla dolarsa tavşan nadasa girmez. Otlu arazilerde çalılıklar ve otlar arasında yatmaya devam eder. Tavşan köpeği gördüğünde hemen kaçmaz, yatağına siner, tehlikeyi gözler ve son anda kaçar. Bunun içindir ki avcı tavşanı kendi de aramalıdır. Böylelikle köpeğine yardımcı da olur. Bazı avcılara daha çok tavşan rastlar, bazılarına çok rastlamaz. Bunun nedeni, bazı avcılar tavşanı hisseder ve yatacağı yeri bilir ve üstelik ararken de çok çalışır. Bazı avcılar ise bunlara o kadar dikkat etmez ve avın sonucu buna göre de değişir. Tavşan ararken avcı ve köpeği yavaş yavaş çapraz yürüyüş yapıp sık sık dururlarsa, avcı kendi etrafında bazen durup dönerse, o zaman tavşan avcının onu gördüğünü zanneder ve kaçmaya kalkar. Bazı günlerde avcı nasıl yürürse yürüsün, tavşan çok uzaktan kalkabilir. Uzaktan kalkması, kaçmanın onu kurtaracağını düşünmesindendir. Yerler çok kuru ve hışırtı yaparsa, donmuş ise veya daha önce başka bir avcı tarafından tavşana ateş edildiyse, o zaman zaten korku içindedir ve uzaktan kaçar. Gürültü ve yüksek konuşmalar tavşanı 1 kilometre uzakta bile olsa kaçırabilir. Hele hava soğuk ve sisli ise, donmuş toprağın üstünden yürürken veya rüzgar arkamızdan eserse gürültüyü tavşan çok uzaktan duyup kaçacaktır. Ilık, serin ve sakin havada tavşanı eğer kontrolsüz hareketler yapıp kaçırmazsak önümüzden son anda kalkacaktır ve bu avın sonucuna etki edecektir. Tavşan avında standart tip 12 kalibre bir av tüfeği yeterli olacaktır. Hava sıcaklığına göre 32 gram ya da 34 gram 5 veya 6 numara av fişeği normaldir. 3 çentik şok kullanılması önerilir. Av da çifte ya da süperpoze kullanılacaksa, 30-32 gram arası fişek ağırlıkları daha çok önerilir. Çiftelerde ve pozelerde ilk atışı 3. İkinci atışı ise 2 çentik şokla yapabiliriz. Bu seçimde hava sıcaklığı da önemlidir. Mevsim şartlarına göre hava sıcaklığını göz önüne alarak, hava sıcak mı yoksa soğuk mu diye düşünerek şok seçimini 4-3 veya 3-2 çentik şeklinde de değiştirebiliriz. İşin avcının ustalığıyla alakalı. Seçim taraflarına bu nedenle girmemeye biraz da özen göstermek durumundayım. Çok sevdiğim, saygı duyduğum duayen usta avcılarımızdan Erkan Sapmaz Usta'nın da dediği gibi, tavşanı yağmurlu havalarda bulmak zordur. Yağmuru, kırağı ve lodosu hiç sevmez. Tavşan gece açıkta gezer, gündüz pek gezmez. Gündüz kaldırdığın tavşanı eğer elde edemezsen ikinciye ona kolay kolay yaklaşamazsın.
Karda izi çok kolay sürülür. İkileme dediğimiz olay, izinin üzerinde gider gelir, atlatma yani geri dönüş izini gördüğün zaman kesinlikle onu ileride aramayacaksın. Geri dönüş izini gördüğün zaman ya sağ tarafa ya da sol tarafa 2 veya 3 metre kadar atlar, oradan devam eder. Sen o karışıklıkla uğraşırken o yan taraftan sıyrılır gider. Ormanlık içinde takip edersen seni çoğunlukla aynı izin üzerinde gezdirir. Zaten bir tavşanı yatağından kaldırmışsan peşinden gidip onu avlaman artık çok zor olur. Evet dostlarım, bu videoda sizlere aktarabileceklerim bu kadardır. Umarım yararlı olur. Avlarımızı sürdürülebilir avcılık adına doğaya ve çevreye saygılı şekilde yaparak avın sonraki nesillere de aktarılabilmesini diliyor ve hepinize artık rastgele diyorum. Şimdilik hoşça kalın.